Merhaba, bu videomda karakterin yürüyerek köşeyi nasıl döneceğini anlatacağım. Buradan yürüyüp şu tarafa doğru dönecek. Tabii bunun için karakteri hareket ettirmemiz gerekecek. Bunları nasıl yapacağımızı anlatacağım. Öncelikli olarak karakterimizi sürekli olarak yürüyor pozisyona getirmemiz gerekiyor. Bundan önce şu köşeyi dönebilmesi için bunu karakter set yapmamız gerekiyor. Yani bütün objeleri seçip, yani kontrol objelerini seçip rigging şuradan create karakter set dememiz gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra Outliner'da gördüğünüz gibi bir tane karakter set oluşuyor. Ve daha sonra şuradan bakın Ray 1 olarak ben ismini kaydettim. Burada animasyonun tamamını bu set altına atıyor. Zaten bizim daha önce yapmış olduğumuz bir cycle yani döngü şeklinde karakter yürüme animasyonumuz zaten vardı. Şimdi bunu ileri doğru götürüp şuradan döndüreceğiz. Bunun için karakterimizin sürekli olarak yürümesini istiyoruz. Ve Window Animation Editors Grafik Editör'e geliyorum. Şimdi burada animasyonumuzun tamamı var. Bunun tekrar etmesini istiyorum sürekli olarak. Öncelikli olarak Infinity'yi açıyorum. Gördüğünüz gibi şu anda bir tekrar yok. Tekrar edebilmesi için Curse, Post Infinity. Bu animasyonun birden ileri doğru 2, 3, 4, 5 yani 100'e doğru tekrar etmesini sağlıyor. İleri doğru yani. Bunu cycle haline getiriyoruz. Ve gördüğünüz gibi bakın artık sağ tarafa doğru bundan sonra karakterimiz sürekli olarak yürüyecek. Animasyonumuzu şöyle 130'a getirelim bir bakalım. Bakın artık sürekli olarak yürüyor. Bu yürümeyi biz tabi ileri doğru götüreceğiz. Attığı her adımı hesaplamamız gerekiyor. Bunun için Create Locator oluşturuyoruz bir tane. Görünmesi için şuradan Locator'ı açacağım. Nerede? Burada. Şöyle scale edelim biraz görünsün biraz büyük olsun. Ve yan görünüme geçiyorum. Bunu ayağın şu topuğun kısmına şöyle getirip hizalıyorum. Daha sonra bütün kontrol objelerini açıyorum. Circle'ı açıyorum yani. Ya şurayı açıyorum ben. Yani. Nerves, Curves. Bu benim daha önce hazırlamış olduğum bir script. Tekrar yan görünüme geliyorum. Evet. Şimdi şuradan None'u seçeceğim. Yani setten dışarıya çıkacağım ki sadece bu objeye animasyon verebileyim. Şu anda gördüğünüz gibi ilk key atılmış durumda. Atmadıysanız da S harfine basarak ilk key'ini oluşturabilirsiniz. Şimdi her adımda şurada 24 frame yapalım. Her adımda bir karakterin topuğuna göre bunu ileri doğru süreceğim. Şimdi şuna hizalayacağım ben sürekli. Şuradaki locator'a hizalayacağım sürekli olarak. Ayağın şurasının sabit olmasına dikkat edin. Yani artık topuğunu kaldırmaya başladığı için ileri doğru gitmemesi gerekiyor. Şuranın sabit kalması gerekiyor. Şöyle. 12. frame'den sonra 13'e geçerken locator'ı bu tarafa taşıyoruz. Şimdi diğer topuğa hizalıyorum bunu. Tekrar ana kontrol objemi seçiyorum. Tekrar yan görünüme geliyorum ve yine ileri doğru sürmeye başlıyorum.
Evet, ayağın ileri doğru pozisyonlanmasını bu şekilde halletmiş olduk. Bakalım şimdi. Gördüğünüz gibi karakterimiz ayağı sabit kalıyor ve ileri doğru ayağını atarak gidiyor. Ayağını yere bastığı ayağı sabit kalması gerekiyor. Tamam. Şimdi bunu editöre bir bakalım. Z yönünde. Bunu da yine cycle olması lazım. İleri doğru gitmesi gerekiyor yani. Hepsini şöyle bir daha seçiyorum. Cycle offset. Offset olması lazım ki sürekli ileri doğru gidebilsin. Tamam, şimdi tekrar bakalım. Şöyle 130 frame yapalım. Play Blast diyelim, bakalım nasıl görünecek. Evet, ayaklar şu anda gayet iyi görünüyor. Karakterimiz sadece yoldan çıkıp caddeye çıkıyor. Çıkmaması gerekiyor. Kaldırımdan şöyle şu tarafa doğru dönmesi gerekiyor. Hemen onu ayarlayalım. Nereden sonra? Şuradan sonra. Şu adımından sonra dönmeye başlasın ya da şu adımdan sonra dönmeye başlasın yavaş yavaş. Bunun için şöyle yapacağız. Önce bunu seçiyorum. Daha sonra rigging, kontrol, redirect. Bu sizin karakterinizi yürürken adımını, yani olduğu gibi karakterin sağa sola dönmesini sağlar. Bunun için hemen bunu ayağın şu kısmına denk getiriyorum. Şuraya. Çünkü buradan döndürmeye başlayacağım. Onun için buraya konumlandırıyorum. Ayağını şöyle bakalım. Koyduktan sonra şuradan sonra dönmeye başlayacak. Bunun için S harfine basıp ya da şuradan göstereyim. İkeyimizi atıyoruz. Karakterimiz hatta biraz daha geriden de koyabiliriz bunu. Şöyle yapalım. 75'i alalım. Evet, tam bu 75'teyken şuradayken dönmeye başlasın. Bakın karakterimiz yavaş yavaş dönmeye başlıyor buradan. Bir tane daha oluşturacağız. Bu şekilde karakteri döndürene kadar sürekli olarak bu redirect'ten oluşturacağız. Tekrar rigging'e geliyorum. Kontrol. Redirect. Bunda şu ayağın altına hemen tam şuraya bastığı yere şuraya koyuyorum. Burada hemen S harfine basarak ilk animasyonumu oluşturuyorum. İlk key'imi oluşturuyorum yani. Ayak daha yerden kalkmadan bunu döndürmeye başlıyorum. Şöyle. Tamam. Biraz daha döndürmemiz gerekecek. Karakterimiz biraz daha dönmesi gerekiyor. Şöyle. Belki bunu biraz daha kenara çekebilirim. Şöyle iki frame daha. Çünkü ayağını daha yerden kesmedi. Evet. Şimdi yine bir tane daha oluşturacağım hemen. Yine kontrol. Redirect. Bunu da şu ayağını bastığı yere şuraya hemen konumlandırıyorum. Tam topuğunun altına denk gelecek şekilde şuraya. Evet. S harfine basıyorum yine. Ayağını yerden kaldırmadan yine döndürüyorum. Çok fazla döndü. Biraz bu tarafa alalım. Bir tane daha koyacağım çünkü. Şöyle iyi gibi. Bir tane daha, bir 5 derece daha döndürelim. Tamam.
Şimdi hemen bir tane daha oluşturacağım. Burada son olarak şuraya yerleştirelim. Karakterimiz şimdi tamamen dönecek. S harfine basıp ekeğimi oluşturdum. Ve şuradayken artık karakterimiz iyice bu tarafa dönmüş olacak. Bakalım ne tarafa doğru gidiyor. Şöyle 140 yapalım animasyonu ki görelim ne tarafa gittiğini. Yavaş yavaş dışarı çıkıyor. Şöyle 5 derece daha bu tarafa alalım. Tamam. Ama 115'teyken şuradayken alalım. Tamam. Şimdi hemen bir Playblast yapalım bakalım nasıl görünüyor. Evet. Gayet iyi görünüyor. Ayaklarda bir kayma, ciddi bir kayma yok. Yani iş görecek bir köşe dönme animasyonu diyebiliriz. Bu dersim de bu kadardı arkadaşlar. Umarım faydalı oluyordur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.